Merhabalar değerli takipçilerim, MEVLÜDE DÜNYASI kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz gibi bulaşıklar burada, yeni yemek yedik. Afiyet olsun hepimize. İnşallah sizler de karnınızı doyurmuşsunuzdur, umuyorum. Şimdi arkadaşlar, bulaşıkları şu anda çekme sebebim takipçilerimden bir arkadaş benden rica etmiş. Bulaşıkları kirli şekilde makineye doldurun, makinenin nasıl yıkadığını merak ediyorum demiş. Kendisi için bugün bu videoyu çekmek istedim. Şimdi sizinle birlikte bulaşıkları makineye dolduracağım. Yeni aldığım Samsung makinemin bulaşıkları nasıl yıkadığını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sadece şu şekilde böyle marul kalıntıları koymuyoruz makineye. Giderleri tıkamaması için. Gördüğünüz gibi sadece peçeteyle temizliyorum. Kaşıklarımı hiç kullanmıyorum. Şöyle. Sadece parçaları döküyorum. Çünkü parçalar makineyi tıkayabilir. Bütün makineler için geçerli. Ama suya hiç tutmuyorum gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim tabaklarımda. Gördüğünüz gibi yağlı ve kirli. Sadece bir peçeteyle birlikte üzerindeki kalan küçük artıkları bir kabın içerisine boşaltıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Öncelikle kaşıklarımı dolduracağım. Hemen kaşık bölümümü açalım. Bu Samsung 6 programında arkadaşlar kaşıklı püste. Şimdi gördüğünüz gibi kaşıklarımı hiç suya tutmadım. Şöyle kalıntılarını alıyorum. Kaşıklarımızı bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen diğer kaşıkları dizelim. Şimdi hep beraber nasıl yıkadığını göreceğiz. Gördüğünüz gibi hiç suya tutmadan. Bu şekilde arkadaşlar, biliyorsunuz artık sulardan tasarruf etmeliyiz. Suları boşa harcamamalıyız. O yüzden de bu şekilde bulaşıklarımızı rahat bir şekilde yıkamalıyız. Şimdi tabaklarımı dizeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tabaklarımı da bu şekilde diziyorum. Şu taraftan başlayayım. Aralarına su girecek şekilde bırakıyoruz. Ve sizin için çok kısa programda yıkayacağım arkadaşlar. Hemen kaselerimi dizeceğim yukarı. Şöyle yana. Gördüğünüz gibi herhangi bir yıkama işlemi yapmadım. Aynı şekilde şöyle kepçemiz de var. Kasemi de temizliyorum. Şöyle kasemizi de bırakıyorum. Su bardaklarımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu anda makinemin içerisine bulaşıklarımı doldurdum. Şimdi sadece deterjanımı koyacağım. Şöyle göstereyim. Deterjanım da çok pahalı bir deterjan değil. Bimin Bimvit markasını kullanıyorum. Yani o kadar da kaliteli değil. Ona rağmen bulaşıklarımı nasıl yıkandığını göreceksiniz. Hemen buraya tabletimi koyuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi kapatıyorum. Şöyle açtım arkadaşlar. Şu anda normalde eko yıkanma var. 3 saat 15 dakikada yıkaması gerekiyor. Bu programda zaten bulaşıkları çok kaliteli bir şekilde yıkıyor. Suyu da kaynar olduğu için çok pırıl pırıl oluyor. Ama ben makinemin daha nasıl iyi yıkadığını göstermek için sizlere sadece 1 saatlik programını ayarlıyorum arkadaşlar. En kolay şekilde 1 saatte bu kirleri nasıl arındıracak hep beraber göreceğiz. Yani öbür programı ayarlasam zaten makine çok güzel yıkıyor.
önemli olan 1 saatlik programa nasıl yıkadı. Şimdi başlatma düğmesine basıyorum. Şu an makinem su almaya başladı. Çok sessiz çalışıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Bittiğinde sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet değerli takipçilerim. Şu anda makinem bitti. Sıfırı göründü. Zaten bitmesine yakın sönüp bir ses çıkarıyor. Böyle diyet diyet diye. Şu anda bitti. Kapağını açtığımız anda zaten şuraya basalım. Biraz buharını dışarı salmamız gerekiyor. Şu şekilde açık bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle buharı dışarı çıksın diye. Bana öyle söyledi servis. Şu an. Ama ben size göstermek istiyorum yine de. Şu an ekonomik ayar, yani en basit ayarında yıkadık tabaklarımızı. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Şu gıcırtı sesini duyuyor musunuz? Evet, şöyle gösteriyorum. Tabaklarımız tertemiz. Herhangi bir sudan geçirmedik. Hemen kaselerime bakacağım. Aynı şekilde kaselerimiz de tertemiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece normal ayarında yıkadık. Yani bir de biz bunu programlı ayarında yıkasak yani hiçbir şey kalmamış zaten de hiç kalmaz. Yani makine gerçekten temiz yıkıyor arkadaşlar. En basit ayarında yıkadım sizler için. Normal 3 saatlik programda da bunlar da artık balıklı, etli belki yıkarım. Ama gördüğünüz gibi şu an hepsini gösteriyorum. Ayna gibi. Şimdi şöyle bardaklar elmas gibi parlıyor. İnanır mısınız? Buyurun. Hiçbir pislik yok. Herhangi içinde bir kalıntı kalmamış. Aynı şekilde su bardaklarım da aynı şekilde arkadaşlar. Hatta gıcırtıyor bakın. Ya ben bu sesi çok severim bulaşıkta. Temizliğin göstergesi de böyle gıcır gıcır ses çıkarması. Hepsini ben boşaltacağım da size şimdi böyle göstermek istiyorum. Sizden böyle havasının çıkmasını bekleyecektik. Ben onu da beklemedim. Onu da beklemeden gösteriyorum. Buyurun. Kaşıklar pırıl pırıl. Gerçekten ne finish kullandım ne free kullandım. Gördüğünüz gibi BİM'den normal bir bulaşık tableti kullandım. 19 lira mı? Öyle bir şey olması gerekiyor. Kullanıyorum arkadaşlar. Şu şekilde temiz oldu. Ben sadece parlatıcı gözüne daha önceden beyaz sirke eklemiştim. Evet. Buradan bu videomuzu isteyen takipçime de selamlarımı gönderiyorum. Gördüğünüz gibi bulaşıklarımızı yıkadık. Bulaşıklarımız tertemiz arkadaşlar. Evet, Samsung makineyle bulaşıklar bu şekilde yıkanıyor. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Beni desteklerseniz sevinirim. Bildirim butonunu da açarsanız bildirim zilini açık bırakın arkadaşlar. Bu sayede paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.